Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Büyük Üstü Batov. Bugün Avrupa Takımlar Şampiyonası'nın 8. tur oynandı. Türkiye için normal gitti. Maalesef kadın takımı Almanya karşı 3,5, yarım buçuk kaybetti. Yani maalesef ama Alman takımı daha güçlüydü. Yani bence yani normal gitti. Erkek takımı İtalya'yı yenebildi. Yani ben canlı yani yayında izliyordum. Sanki Türkiye kaybediyordu ama ondan sonra Batuhan önemli yarım puan eve getirdi. Yani sanki yani durumu kötüydü ama beraber yapabildi. Ve Şenol Vahap yine kazandı. Yani yine de Türkiye'yi tebrik ediyoruz ve yani kesinlikle Vahap bu senedeki Türkiye'nin en önemli yani oyuncu bu turnuvada. bakalım. evet, bu videoda sadece bir maç analiz edeceğiz. Vahap'ın galibiyeti. Rekibi yani 2529 yani bir uluslararası usta ama reytingi yani gayet yani gayet yüksek yani. Belki yani büyük üstü olacak ya da belki birkaç norm var artık. Bakalım. Vahap at f3 Normalde e4 oynuyor ama yani büyük ihtimalle hazırladı ve bir açılış beğenmedi. At seçti. Yani teoriden uzak yani bir şey oynamak istiyor. Siyah d5 oynadı. B3. Yani kesinlikle yani Vahap uzun bir maç oynamak istedi. E, fil g4. Fil b2. E6. Tabi ki siyah atını alabilirdi ve siyahın piyon zinciri daha iyi olurdu ama bazen fil çifti avantajı olurdu o zaman. Yani bilmiyorum g 3 mu F3 belki F3. Yani şu filini açmak için emin değilim. Ondan sonra belki G3, fil G2, F4 ya da belki başka bir plan var beyazın. Siyah almadı yani E6 oynadı. Salam bir hamle G3. Yine de, uh, beyaz teklif ediyor uh, yani fil f Ama siyah yine almadı. Yine alsaydı yine de F3, F4, fil G2. Um, kısa rok belki de 3 d 2 Ondan sonra adı f 3 yani ücretsiz yani bizim bedava fil çifti var. Ve siyahla oynamak tabii ki büyük problem değil. Yani bu üçünü gayet salam c da oynayabilir. Um, ama beyaz oynamak biraz daha kolay. Niye? Çünkü merkezi açık olursa beyaz için daha faydalı. Yani olmazsa da beyaz adım adım pozisyonu değiştirmeye çalışacak. Belki yani F 5 sürmeye çalışır ya da dediğim gibi fil G2, F4, D3, ad 2 3 kısa rok, kaleye 1, belki H4, H5. Yani adım adım yani beyaz alanı kazanmaya çalışacak. Siyah bunu yapmadı. A5 sürdü. İlginç bir hamle. Yani A4 oynamak istiyor. Ve Vahab diyor ki tabii ki A4 oynayabilirsin. Siyah A4 oynadı. Kısa rok. Ve at F6. Yani tabii ki siyah alabilir. Demen sana büyük ihtimalle A3, kare A1, fil A1. O da sanki mümkün bir pozisyon. Ama burada beyazın um, um, gelişmesi daha iyi. Yani beyaz artık kısa rok attı. Fil oynuyor. E, at oyunda. Ve aynı zamanda siyahın taşları gayet yani geride kaldılar. Siyah bunu yapmadı. Almadı önce. Önce at oynadı. C4. Tamam. Ve C6. Siyah diyor ki yani belki A3 oynayacağım. Belki A3 oynayacağım. Ben bekleyeyim. Ondan sonra düşünüyorum. Ve Vahap aldı. Bunu bu opsiyonu siyah vermedi. Hemen aldı. Evet Vez'in e, çift piyonları oldu. ADK'de. E, ama yani bir piyonu yani e, ekstra piyonu beyaz için senin hala onu kazanmak lazım. Vezir A5, Vezir 4 belki ama beyaz A3 belki oynayabilir. Ya da siyah Vezir A5 oynarsa belki fil F6 beyaz oynayabilir ve senin piyon zinciri kötü olur. Yani siyah at bd diye önce oynadı. Belki ondan sonra vezir a5 oynamak istiyor. Ya da belki gelecekte yani file yedi saroktan sonra at c5 ya da at b6 oynamak ister. Bakalım beyaz ne yaptı? Cd5 oynadı. Vahap şimdi siyah cd5 oynarsa artık yani biraz ad 3 oynayabilir büyük ihtimalle. Ve ondan sonra belki ad b5 fikleri var. Siyah ad 5 aldı. Tamam. Ve d3. Tamam. Fil e7. Ve biraz fil c3 oynadı. Ad c3 değil. Yani belki ad c3 oynayabilirdi. Ama ad c3'den sonra şu fil biraz yani daha pasif oluyor. Yani artık a1 h8 çaprazı kapalı. Ve belki yani siyah hala aynı şey yapabilir ki sarok. Yani ondan sonra yani, bilmiyorum. Kalebi bir diyelim. Bir baskı koymak için B Evet acı 5 siyah oynayabilir. Ondan sonra belki vezir A5 at A4. Şimdi Vahap ne yaptı? Fil C3 oynadı. Büyük ihtimalle A5 sürmek istiyor. Ondan sonra şu piyonu A5'te kazanmak daha zor olur. Niye? Çünkü artık at C5'e gelirse yani piyonu A4'te değil A5'te. Bakalım kısarok. At b 2 istediği zaman beyaz a5 sürebilir. Ya da önce kale b1 oynayacak. At e8 ilginç bir fikir. Yani siyah ne istiyor? Büyük ihtimalle fil f6 bu filini değiştirmek istiyor. Ondan sonra yani beyaz a5 sürerse dexte ekleyecek bir fili kalmayacak. Yani siyah onu ne alacak işte. Bakalım a5 oynadı. Ve at d6 oynadı. Fil f6 oynamadı. Alsaydı, oynasaydı bakalım fikir neydi? Aha d4 diyor bilgisayar. Diyor ki istemiyorum değiştirmek. Hala film kalsın burada. Piyonu desteklesin. Kalebe bir oynayacağım. Yani bedava bir daha bir piyonu var. Yani uyum devam ediyor. Siyah önce ad d6 oynadı. Ad b3 oynadı Vahap. Hı -hı. Yani güzel bir hamle. Şimdi yani şu film, şu ad bir'ye giderse cebeşez. Belki zıplayabilir. Belki beyaz ad e, b4 oynayabilir. Ya da belki vezir d2. Yani oynamak istiyor. Yani şu kareyi hazırladı vezir için. Bakalım. File falte oynadı siyah. Daha önce bahsettik. Vezir d2 oynadı beyaz. Diyor ki evet bunu değiştirebiliriz ama ondan sonra vezir, vezir c3'e gelecek ve piyonu savunacak. Evet. Yine de e, siyahın, siyah bu piyonu zorla kazanacak yerim. D4 niye oynamadı? Yani belki kareleri zayıflatmak istemedi. Artık siyah acı 4 playabilir. Yani ve at gayet güzel kalıyor orada. Vezir D2, kale e 8 mantıklı. Yani kale hiçbir şey yapmıyor da F8. de oyuna getirdi siyah, kale F1. Yani beyaz da bir şey yaptı, oynamadığı taşla. Bu piyonu savundu. Potansiyel olarak artık siyah fil C3, vezir C3, kale, F2, kale F2 oynamak istiyordu ama böyle bir opsiyonu yok artık. Ve siyah C5 oynadı. Yani gayet sorumlu bir hamle. Niye? Çünkü şu piyon C6'dayken şu fil gayet pasifti. H1, A8 çaprazında ama siyah C5 sürdü. Ve yani çaprazını zayıflattı yani böyle diyelim. Ama fikir de var. Siyah belki D4 oynamak istiyor. şu filine saldırmak için. Bakalım. Beyaz aldı. Ve kale acı bir. Tamam. Artık şu piyonu saldırıyor Bahab. Yani siyah kendine bir zayıflık yaptı. C4 oynadı. Kale yani EC8 oynamadı. Diyelim kale EC8 oynasaydı. Kötü bir hamle diyebilirler. Niye? H3. Bunu saldırıyorum. Diyelim geri gidiyorum. E4 yani güzel bir hamle beyaz e, tam merkezde vuruyor ve siyahın taşlar iyi kalmıyor mesela. E, vezir ve at iyi kalmıyorlar. Bazen e, 5 e, e fikri var. Hem de hala yani bazen bir piyonu daha var. Siyah ne yaptı? C4 oynadı. Yani bazen tabii ki E4 yok bu pozisyonda. Ama C4'ten sonra D4 karesi zayıf kaldı. Beyazın atı gayet güzel orada kalacak yani. Hiçbir piyon şu atı artık rahatsız etmeyecek. Acı 5 oynadı siyah vezir b4. Yani bunu saldırdım ve vezir hala piyonu savunuyor. Ve potansiyel olarak bir hani baskı olabilir şu piyona karşı. Potansiyel olarak şu an yani büyük bir dert değil için. Niye? Çünkü iki at onu savunuyor. Ee, Kali a iki 8 siyah. Evet, yani atını e, savundu ama aynı zamanda e, Kali a yani uzak oynadı. Niye? Artık, yani, artık bir baskı yok şu piyona karşı. Beyaz at 5 oynadı. Bir şey değiştirmek istiyor. Um, niye oynadı? Siyah ne yapmak istiyordu emin değilim. Cd3 mü fikir vardı? Cd3 kale C5 sanki. Yani emin değilim. Bilgisayar Dc4 diyor. Um, ondan sonra ne oluyor da hala yani anlamıyorum. Diyelim Dc4 mu Ac4 mü? Yani emin değilim. Diyelim şu ve şimdi ad 5 diyor bilgisayar. Fark ne? Açıkçası emin değilim. Ama büyük ihtimalle şunu değiştirmek istiyoruz. Ondan sonra şu piyon en zayıf kalacak düşünüyorum. Belki Vahab da aynı şey yapmak istedi ama bilgisayar diyor ki yani DC4 önce biraz daha güçlüydü ama hala beyazın avantajı var. Ad 5 be vezir ve be 5 oynadı. Yani 5 be siyah oynadı, vezir 5 be beyaz oynadı. Ve C3 sürdü rakibi, Vahap'ın rakibi. Potansiyel olarak geçer bir piyonu olabilir. Ama şu an yani potansiyel olarak zayıflık da olabilir. Beyaz mesela kale C2, kale e 1 oynayabilir ve saldırabilir şu piyonu. Siyah D4 oynarsa yani şu at yani bir baskı koyabilir şampiyona karşı. Bakalım. Hem de burada beyaz bile de 4 oynayabilir. Yani, en azından şu vezir artık piyonu savunmayacak. Ama tabii ki beyaz d 4 oynarsa E4'teki karesinin zayıflığı oluyor. Ve Seyhan atı oraya belki vezir de 5. Bunu hesaplamak lazım. Yani, belki Seyhan'ın kompensasyonu var, belki yok. Vahap ne yaptı? H3. Yani bakmak istediği Seyhan fili nereye gidecek? Yani, normalde satrançta ee, rakibine yani seçmek, vermek iyi bir şey. Niye? Çünkü yani zaman harcayabilir ve yani, e, gayet sık sık yani hata yap yapıyorlar insanlar. Ee, bakalım siyah ne yaptı? Aldı. Belki geri gidebilirdi. Belki h5'e gidebilirdi ama aldı. Ee, Vahap da geri aldı. Fili tabii ki. Yani piyonu alsaydı şu piyon zayıf olurdu. Hem de artık d4 e, fikri olurdu. Yani Fili f3 kesinlikle mantıklı bir hamle. Kale e8. Piyonu savundu. Belki gelecekte d4 oynamak istiyor siyah. Şu piyonu savunmak için. Geri gitti. Yani bilmiyorum belki potansiyel olarak yani E3 oynamak istiyor. Potansiyel olarak dedim. Tabii ki belki bu piyonu hiç dokunmak istemiyoruz. Çünkü şu piyon yani E2'den giderse şu piyon zayıf olabilir. Yani. Ama potansiyel olarak dedim. Yani geri gitti. Yani fikir ne olabilir fil G2'den. Vezir D4 oynadı siyah. Vezir um, E3'ü yok. Vezir D3 yüzünden. Um, ama kale C2 bir hamle, güzel bir hamle yaptı Vahap. Artık kale bir 1 oynamak istiyor ve piyonu saldırmak istiyor. Ve zaman hakkında biraz bahsedelim. E, vahap'ın e, 32 dakika vardı. Rakibinin 16 dakika yani. benim daha e, yani zaman vardı ve hala 14 e, hamle kalıyordu. Zaman kontrolünün. Ve zaman tabii ki çok e, önemli bir şey satrançta. E, geri gitti. Yani siyah ne yaptı emin değilim. Ya, vezir de 4 gitti. Kale 2 ve geri gitti. Yani zaman, kaybet zaman kaybetti sanki. H4 yani sanki iyi bir hamle yani belki fil H3'e çıkacak onu saldıracak yani öyle bir fikir var G6 o da profilaktik bir hamle iyi yani sonuncu yatayda hiçbir şey olmasın diye yani siyah G6 oynadı ve c dil değil koydu e, Kali Vahap yani açık dikeye koydu şu an hiçbir tehdit yok ama belki yani vezir belt oynamak istiyor emin değilim yani ya e da Başka fikirler olabilir. Niye kale ece bir oynamadı bakalım. D4 mu? At AT6 vardı. Aha, taktik mi vardı orada? Taktik değil yani. Şey sadece bunu yani savunuyor ve AD4 hazırlıyor. Beyaz E3 oynarsa D 4 Ve bilgisayar diyor ki senin pozisyonu yani normal kompensasyonu var. Evet bu piyonu beyaz alabilir. piyonu da sürebilir. Ondan sonra ama beyazın şahı açık kalıyor. Yani belki D3 olacak. Ondan sonra d sonra şu iki piyon zayıf kalacak. Hem de unutmayalım senin en güçlü C3 var. Vahap kale B1 onun yerine oynadı. Kale ve kale B4. Yani kale nereye gidiyor? Belki F4'e gidiyor. Yani ee, mesela vezirini saldıracak ve vezir en yani güzel bir yerden bir başka bir yere gitmek zorunda kalacak. Hem de yani belki ondan sonra bir baskı olabilir şüphene karşı. Yani on Gelecekti yani şu an tabii ki değil yani tek başına şu kale hiçbir şey yapmaz ama belki gelecekte hem de d4 fikir sanki var ya da şimdi ya da kale evdeden sonra d4 bunu saldıracağım ve h8 a1 çaprazına kapatacağım ve ondan sonra şu piyon daha zayıf olacak. Niye? Çünkü vezir desteklemeyecek. Öyle fikirler var. At a6 oynadı rakibi bilgisayar diyor ki at e6 oynamak lazımdı merkeze doğru ondan sonra at d4 de fikirler var sanki yani gayet doğal bir hamle at e Niye siyah onu oynamadı bilmiyorum. Zaman e, yani pek yoktu. 4 dakikaydı. Ve yani ben de daha önce satranç oynadım ve e, zaman sıkışmasında hemen herkes yani hata yapabilir. Ben bir şey söylemeyeyim. At e altı do daha doğaldı ama büyük ihtimalle yani Vahap'ın rakibi bir, bir sebep vardı. Niye at a altı oynadı? Bir şey yani hesapladı ve belki bir şey beğenmedim. At e altı oynadı. Maça dönelim. Kale F4, vezir E5 ve D4. Daha önce bahsettik bu fikir hakkında. Beyaz D4 oynayınca şu yani çapraz, A1 H8 çaprazı kapalı oluyor vezir için ve c piyon daha yani zayıf kalıyor tek başına. Vezir D6 oynadı siyah ve vezir B3. Yani beyazın fikri ne? Yani bu piyonu almak tabii ki. Siyah kale C8 oynarsa belki kale F3, kale F3. fg var. Ve tabii ki şu kazanırsa ya da başka bir piyon içinde değiştirirse beyazın bu işin kazanç olmalı. Niye? Çünkü yani materyal avantajı var. Şu açık renk karelerde kalıyor ve beyaz için iyi bir haber. Niye? Çünkü beyazın da açık renk fili var. Bakalım. Vezir B4 oynadı siyah. Tamam. Evet. Tek bir hamle diye bilgisayar. Kaleye C8 oynasaydı belki D5'te de, de beyaz alabilirdi. Fil de 5 fil F7 kaleye fiydi. Daha önce bahsettik. Evet. Yani filde 5 bir fikir var. Daha önce bahsettik. Belki bir baskı olabilir. Ben yani potansiyel olarak diyordum ve bu varyant da tam böyle oluyor. Beğazin yani güçlü bir baskı oluyor şüphene karşı. Ama tabii ki kalite işte C8 iyi bir hamle değil. Vezir B4 onede rakibim. Yani bunu değiştirmek istiyor. Ondan sonra at B4 fikirleri olacak. At B4, kaleci C1, at E2 ve siyah kazanıyor. Ama tabii ki ee, yani satrançta bir hamle siyah, bir hamle beyaz oynuyor ve hapın zamanı var bir şey yapmak için. Fil de 5 aldı. Beyazın yani iki piyonu daha var ama problem şu, şu piyon yani gayet geçer bir piyon. Yani gitmeye başlarsa hiç kimse onu durduramaz. Bakalım. Ad, e, kale de 5 aldı e, siyah. Um, ve bilgisayara göre tam yani bir hamle. Dilim vezir b3 ise fil b3, ad b4, kale c1. Evet ve Siyahın at a2 fikler yok. Niye? Çünkü yani fil onu destekliyor. Bu piyonu da alamıyor bu kale yüzünden. Beyaz ne yapacak? e3. e3 hemen belki değil. At d3 fikri var. Ama potansiyel olarak e3 diyordu. Yani şu piyonu desteklemek için düşünüyordum. Ondan sonra at f6. Kale f6, kale b6 düşünüyordum. Ama tabii ki e3 bence oynamayalım. Materyal kaybetmeyelim. Belki hemen şahla yani piyona doğru gelelim. Şah e1, şah e1. Ya da belki a3 oynayacağız. Yani hesaplamak lazım. Kesinlikle senin durumu burada iyi değil. Yani şu fil hepsini, bütün karelerini kontrol ediyor. Yani büyük ihtimalle biraz a3 oynamak istiyor. Şu at önce geri gitsin. c6'ya bile gidemez. Niye? Çünkü kaleci c3 mümkün olacak. 6'ya giderse yani kötü kalıyor. Belki ondan sonra biraz kale f oynayabilir. Yani dediğim gibi e3, kale f6, kale b6 öyle bir şey. Ama neyse ne. Yani. Kale d5 oyna de siyah ve bilgisayar diyor ki iyi bir hamle. Bunu oynamak lazım. Vezir d5, vezir b1, şah g2. Ve burada 15 dakika var. Siyahın yani 3,5 dakika var ve hala 5 e, hamle kalıyordu. 40. E, hamle doğru. Ne kadar. Yani, e, vezir c2. Sanki siyah kazanıyor. Bir taş daha var. Hem de geçer bir piyonu var. Ama hatırlıyorum burada pozisyon çok taktikli oldu ve bilgisayar diyor ki beyazın pozisyon beyazın yani kompensasyon vardı. Bakalım vezir de 8 şah ve d5. Beyaz yani beraber yapmak isteseydi yani vahap hemen yani beraber yapabilirdi. Delim. Vezir f6, şah g8 Tekrarlıyorum. Buraya sehin gitmek isterse büyük ihtimalle kötü bir fikir. Yani g4. Ama yine de beyaz yap, beraber, beraber yapmak isterse hiçbir şey, başka hiçbir şey görmüyorsa beraber vardı. Ama vahap beraber yapmak istemedi. Ne yaptı? De D5 sürdü ve yani belki başka e, ıı, maslara baktı. Yani Batuhan pozisyonu kötüydü. Ma, önce Mustafa da savunuyordu. Ondan sonra pozisyonu iyiydi ama ıı, açılıştan sonra sanki bazen yani bir baskı vardı. Ve Emre'nin pozisyonu kötüydü. Ve belki o yüzden Vahap ıı, kazanmak için ıı, karar verdi. Yani belki açık bir tur, açık turnuvası olsaydı belki beraber ıı, ıı, yapardı bu pozisyonda. Vezir F6, Vezir D8, Vezir 6 ama takım ıı, turnuvalarda bazen risk almak lazım. Burada Vahap <laughs> risk aldı ve yani Allah ona ıı, bir puan verdi ve herkes yani, ıı, yani yaptı ve Türkiye kazandı. Tamam mı? Ben öyle düşünüyorum. Çünkü objektif olarak yani sanki yani senin pozisyonu siyah kaybetmiyor. Kaybetmemeli. Ama bakalım ne oldu? F5 tek bir hamle diyor bilgisayar. Ve siyah onu buldu. Yani 4 dakika varken bu hamleyi buldu. Kolay bulmak değil bence. Ben mesela bunu merak ediyorum. Ne oluyor? Vezir e2 alırsın. Hemen kaybediyor siyah diye bilgisayar. Vezir buraya. Şah dedim g8. Okey tekrarlıyor. Yani niye bunu yapıyor? Bana niye bunu yapıyor? Yani d6. Yani şimdiden alıyorum. Tamam saldırdım. Şimdi c2 oynarsam. Dc7. C1 vezir. Yani tamamen çılgın bir pozisyonu. Şah oraya gidersem vezir f7 vezir f8 artık yani ha mı kalmıyor oraya gitmek zorundayım vezir g5 şah g yani kafa yiyeceğim bu pozisyonda kale f7 şah f7 vezir c1 sanki siyah alabiliyor ama ondan sonra beyazın bir süre e, olacak vezir e4 ve f3 <laughs> ve beyaz yani kazanmalı bu pozisyonda şah g1 şahlar bitiyor siyah almak zorunda alıyorum ondan sonra yani ya da vezir B6 oynayacağım ya da vezir B7 oynayacağım. Yani beyaz kazanıyor. Vay be yani öyle bir variant vardı. Ee, siyah vezir E2 oynasaydı benim teklif ettiğim bir hamle. Yani belki Vakha bunu bulurdu yani. Ama neyse ne siyah F5 oynadı. Yani fikir ne? Büyük ihtimalle kale F7 oynamak d sonra. Hem de vezir f 6 şahlar artık yok. Niye? Çünkü bezin vezir ve kale arasında sehin piyonu var. Ee, tamam beyaz piyonu sürdü mantıklı yani pozisyon gaydi dinlemekli yani şah h2 oynuyor böyle bir hamle yapamayız zamanı yok yani sürekli saldırmak bir şey lazım yoksa siyah aynı şey yapacak vezir e2 c2 c1 oynayacak ya da vezir e2 vezir e7 ee, tamam d6 evine de beyaz kale f7 vezir e8 iyi bir hamle piyonu savundu ve yine de d7 e, sürmek istiyor hem de vezir e5 şah fikirleri var. Yine de sanki sehin hiçbir problemi yok. Yani bir taş daha var, bir hamle var, geçer bir piyano var. Ama bilgisayar diyor ki sehin tek bir hamle var kaybetmek için yani inanılmaz bir şey yani. Vahap yani, gerçekten yani adı ne? İngilizce wizard gibi oynadın, Harry Potter gibi oynadı gerçekten. Yani, vezir ayık oynadı siyah ve bu hamle kötüydü. Ne yapmak yani, lazım? Vezir de bir yani sanki mantıklı bir hamle ama belki siyah, siyah Vezir de 5 kale d4 yani görmek istemedi. Yani diyelim şah h6 tek bir hamle. Şah g8 oynarsam ne oluyor? Kale d4 ve burada siyah kaybediyor. Tempoyla bunu saldırıyorum. Ondan sonra d7'ye sürmek istiyorum. G2 oynarsam d7 de çok e, taktikli bir pozisyon. Siyah kale d7 oynarsa vezir s2 şah. Ondan sonra burada e, şahla alıyorum. Vezir d7 ve kale d1. E, c1 ve vezir d1. Tamam. ve evet yani siyah, ikinci veziri yaparsa beyaz da veziri yapar ve önce beyaz mat edecek. Tamam. Yani vezir de bir vezir e siyah şah h şah, altı oynamak zorunda diyor bilgisayar. Şimdi kale de dört ise c2 aynı şey değil. Niye? Çünkü d'den sonra siyah kale d oynuyor ve vezir s8 vezir d şah yok. Niye? Çünkü siyah şah h6 fark bu diyor bilgisayar. Burada sanki siyah kazanıyor diyor. Biraz ne, yap, ne yapmalı? Berabere yapmalı. Vezir F4, şak G7, Vezir E5. Yani siyah bunu yapsaydı, ee, hem de kontrolü geçerdi, yani 40. hamle yapardı ve büyük ihtimalle objektif olarak kaybetmezdi yani. Ama Türkiye için iyi bir haber. Vahap'ın rakibi Vezir Ayki oynadı. 39. hamledi ve bu hamle kötüydü. Burada Vahap güçlü bir hamleyi buldu. Kale D4, vezire 5 mümkün bir hamleydi. Ama vezire 5'ten sonra şah H6 yine de bilgisayar diyor ki aynı şey değil yani. Beyaz burada da kale D4 oynayabilir ama hemen kale D4 daha güçlü. Ha bunu oynadı, 40. hamleyi yaptı ve yarım saat yani daha kazandı düşünmek için. Ve ondan sonra yani kazancı yolunu buldu bakalım. Siyah vezir A5, o da kötü bir hamle yaptı. 40. hamle kötüydü. Hem yani 39. hamle kötüydü hem de 40. hamle kötüydü. Ne yapmak lazımdı? Yani A B8. Yani siyahın 3 dakika vardı. Yani bu pozisyonu bu, bu hamle bulmak kolay değil. Yani ben atımı yani vereceğim? Beyaz al, alıyor ve hala aynı şey yapmak istiyor yani. Ama en azından siyah belki şüpyonu durdurabilir. Yani vezire altı. maç yani Devam ediyor. Bilgisayar diyor benzin avantajı var ama siyah hemen kaybetmiyor maçtan gibi. 6, vezir yani b4 alacağım. şu alacağım. Siyahın geçer piyonu alacağım ama benim geçer piyonum hala kalıyor yani diyor. Ve siyahın şahı biraz daha açık yani şu f5 hamle yüzünden. Ama siyah vezir a5 oynadı ve burada vahap e, makina gibi oynadı tamam mı? Yani D7, c2, d8 vezir siyah almak zorunda. Kale d8, c1 yani seçenek yok. Ve hepsini buldu. Yani tek bir yol vardı ve Vahab bunu buldu. Ama yani objektif olarak artık yarım saat vardı yani düşünmek için. Şah, şah. Yani oraya gitmek zorundayım. Şah ile oynarsam vezir d8 mat oluyor. Şah 5 vezir d8. Güzel bir hamle. Bunu savundum. Ondan sonra ne yapmak istiyorum? Yani f4, şah 4 vezir 8 büyük ihtimalle bir tehdit var. Ondan sonra kale d5 tehdit var. Yani şah merkezde. Ve normalde biliyoruz şah merkezde olmamalı yani oyun sunu dışında ama şimdi oyun sunu değil niye çünkü vezirler var tamam yani bunu gördük niye yani şah merkezde olmamalı acıydı ve burada vahap güzel bir mad buldu. f4 şah şah e4 kale e6 at e6 vezir d ve mad tahtada yani vahap yani mükemmel bir maçını kazandı 2600 Altı oldu canlı ratingde ve Türkiye çok önemli bir e, galibiyet getirdi. E, büyük ihtimalle Vahap masa e, madalyayı da kazanacak. Dördüncü e, masada şimdi ikinci gidiyor. Belki birinci de olabilir. Düşünürüm yarın oynayacak Vahap. Yani belki kaptanı yarın e, Vahap'ı koymayacak ama... Bence e, böyle turnuvalarda... E, takım başarısı daha önemli yani. Ve görüyoruz Vahap takım için çok ve çok önemli. Yani sadece o puanları getiriyor Türkiye bu turnuvada. Ve yarın Türkiye Almanya ya karşı oynayacak. Rating'e göre Almanya yani favori. Ama gördük bizim de yani büyük ustalar var ve yani Vahap böyle devam ederse yani, yani herkes ona karşı korkmalı. Hadi bakalım arkadaşlar. Teşekkürler. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.